Bir gün ben herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyilerdir inşallah. Biz bugün nereye gidiyoruz? Bugün bahçeye gidiyoruz. Ne yapacağız bahçede? Ne yapacağız? İşte sürme işlemi. Hı-hı. Ekme işlemi. Evet. Kesme işlemi. Kesme? Olur. Ona gerek kalmamış. Bakarız gidince. Hı-hı. Bunlar yapacağız. Yani hiçbir şey yok. Sadece dekorasyon tarzı bir şey. Yani. Dekorasyon. Bir ekim, biçim, tarım. En güzel zaman için en güzel video olacak bence. Evet. Ben çok seviyorum. Artık bugün lavantalar ekeceğim. Sen. O zaman ona uygun bir şey aç. Neyi? Bir güzergah. Aynen. Öyle bir şekilde ek. Şimdi saat şu an 7. Yok 6. 45. Aynen. Saat Salih 5'te uyandı herhalde. 5.30 mu? 5.20. Erkek kardeşim İstanbul'a bıraktı. Geldi. Kahvemizi içip gideceğiz şöyle. Elimizde de kahveler. İstanbul'a bıraktı derken yanlış anlamışsın. Ya, İstanbul'a bıraktı. Ay, kelimemi düzgün seçemedim. İstanbul'a gitmek için trene bıraktı. Tren istasyonuna. Ben bazen kelimeleri yutuyorum. Beni bir tek anlayan benim kendi ailem ve Salih bu konuda. Hani sonuçta sürekli konuştuğum için bazen ben kelimeleri şöyle yapıyorum zihnimde. Ya onlar nasıl olsa anlamışlardır şey beni. Yani İstanbul'a bıraktı geldi falan. Ha, yok yok. Uçarsın ya bir saat, iki saatte bırakıp gelmek çok zor. Bırakmak diye bir şey olmaz ya. Aynen. Evet hazırız biz. Beni ilk defa görüyorsunuz. Şimdi... Yoğurt çorbası falan yapmıştım dünden kalan soğuk kaynan aşı. Onu da götürelim ki hani şey yaparlarsa. Ne yaparlarsa? Yani sıcaklarlarsa içsinler diye şimdi. Soğuk içiliyor değil mi? Aha, soğuk içiliyor. Aynen. Aynen. Şimdi köye geldik. Şurada da güneş gözlüğümün izi var. Çilekler otlanmış. Şuna bakın. Şimdi Tahsin Baba bunun içerisindeki tüm çilekleri otlarını... Yolacak size bir tane güzel bir şey göstereceğim. Bakın, çileğime bakın. Bunlar benim. Çok mutluyum ya. Bunları buzluğa atmak istiyorum böyle. Tadına da bakalım. Şöyle bakın. Şey, Tahsin babam benim çilekleri çok sevdiğimi bildiği için böyle birazcık da genişletmiş. Yesin çilek diye. İşte asıl hormonsuz çilek. Çok güzel ya. Salih. Çilek efsane. Çok güzel. Tadı çok güzel. Bak. Pazardan aldığım çileklere benzemiyor. Buraya da kapı yapılmış dediğim kapı. Şurası olmamış. Ne olmamış? Ne bileyim oraya niye öyle yapmışlar? Kapı niyetine işte. Yok buraya bir şey örülmesi mi lazımdı? Örmemişler. Burası da odunluk oldu. Makine buradan nasıl çıkacak ya? Çıkmaz ki makine buradan. Yan çıkar. Bunu da buraya koyduk. Böyle burada da oturabiliriz diye. Salih babam ne yapmış? Çadır getirmiş, bunları buraya koymuş. Set olarak. Olsun, güzel olmuş ya. Yeşil daha güzel olurdu. Yeşil yok şu anda elimizde ya. Keşke onu buraya yapsaydık. Çok acele etti babam. Yok. Şöyle olmuş. Ha, orada bir tane bir şey. Lale gibi bir şey çıkmış. Hani? Lale değil o. Şurada da lavantalar var. Bunları da bugün dikeceğiz artık. İnşallah. Lavantalar da çıkmaya başlamış. Bak. Lavantalara bakın. Ya ben bu bahçeyi çok seviyorum. Bahçe işleriyle ilgilenmeyi falan. Bu benim için bir güzellik oluyor. Kirazlara da bakalım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı Salih? Ha? Bakın gerçek bir papatya.
kocaman şuna bak. Kirazlar da şöyle. Olmuş, bayağı da olmuş. Bunların da kızarmasını bekleyeceğiz. Bir kasa dolusu domates, patlıcan. Patlıcanlar kurumuş sanki baba. Hı? Patlıcanlar kurumuş sanki. Bunları da şimdi bahçeye ekeceğiz. Şöyle. Şunlar da cennet, küçük cennet boduruymuş. Bambuymuş bunlar yani. Bunlar da yukarı ekelim dedik. Şöyle bunların hepsi yukarı ekilecek. Şeyin oraya. Kamelyanın oraya ekilecek. Yani şimdi şey bulmuş, YouTube'dan bir tarif bulmuş da. İçerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı süt, maydanoz ve peynirleri koyduk. Sonra unla karıştırıp bunu kızartacağız. Şimdi size göstereceğim bunu da. İmkanlarla bu şekilde. Bu hamuru yoğurdum, ikiye böldüm. Şimdi bunu küçük küçük kestik. Şunu da şöyle ortadan ikiye kesersem daha uzun oluyor da böyle olsun dedim. Şimdi bunu Safiye anne kızartmış yağı dışarıda ocağın üstünde. Bunu da ocağın üzerine şimdi kızartmak için koyacağız. Diğerinde bu yapılsın. Ondan sonra da diğerlerini kızartırız. Anneler de burada şu motorla ilgileniyorlar. Burada yağ kızarttık, şimdi çay da demledik. Şuraya da şey yaptık, böyle sofrayı Safiye anne hazırlamış. Ama iyi kızardı. Babar. Ne güzel oldu. Maşallah. Pişi gibi oldu sanki anne. Zaten adına pişirdi herhalde oradaki bayağı. Yasta sana öyle geliyor, bu pof ya anne, şey pişiği zaten öyle olurmuş, çok olurmuş ama az doyururmuş. Tarih tarlayı çapaladı, yani şu çapa makinesiyle çapaladı. Kendisi de buraya oturmuş, hayata küsmüş gibi. Ne yapıyorsun? Ya. Niye yoruldun? Şeyi, bahçeyi sürdüm, gördün mü? Ama gerçekten çok yorucu oluyor bahçeyi sürmek. Tabii güzel oldu. Sümeyye iki adım gitti, hemen ben yoruldum dedi. Hayır, ben denemek istedim, baktım. O toz ne ya? Çok yorucu, motor geçti de. Bakın burası yapılmamış taraf, yapılmış taraf. Ne kadar özenli duruyor değil mi? Eve de boyadı da Tersin baba, azıcık kenarında yer kalmadı, boya kalmadı. Kireç alırsak yaparım. Değil mi? Çok güzel durmadı mı ev? Küçücük bir ev zaten ama çok da temiz durdu açıkçası. İlkokul çocuklarının çizdiği ev bu. Değil mi? Evet, İlkokul çocuklarının çizdiği ev diyor Salih de. Ben de hep böyle çizerdim. Annem ama çok güzel resim çizerdi benim. Ev dediğim böyle olacak. Benim annem iki katlı falan filan ev çizerdi. Hep yuvarlak camlı falan. Şurada Tahsin baba çim ektik oraya da. Çimin markasını da veririm. Dikmek isteyenler olursa dikebilir. Futbol sahasının çimini ne yapıyorsun? Kıracaksın. Yok.
taşıyor bu. Hiç ceviz yok ya. Var var, daha yeni yeni çıkıyor meyvesi. Hani nerede? Şurada iki tane çıkmış. Küçücük küçücük. Onu kim oraya asmış? Onun işidir. Seviyor böyle şeyleri. Çiftçi. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet evet. İyi olur ya, ben de yorulmuşum. Çavuş zaten. Diyor ya Salim. Anne ben diyor çavuşum diyor. E doğru, çavuş kendisi zaten. Ama gerçekten beyaz olsa ne güzel olur kendilerde. Irgat çavuşu. Değil mi? Sen de ırgatsın. Ben ırgatım, o ırgat çavuşu. Ben? Sen de prenses. Şurada da dutlar olmadı ama daha. Şöyle küçücük küçücük var da. Ama burası mevsimi gelince maşallah. Daha bu ne ağacı? Çilekten otlanır, tam yolamamışsın. O yolarız. Salih bu ne ağacı? Hayır. Hiç vermemiş. Var, kadar tek tük var ya, çok yok tek tük. Evet. Şuraya bakın. Şu çilekleri de işte bir yolursak. Yolduk da azıcık, daha var. Şimdi şunlar da, lavantalar da buraya dizdik. Lavantalar da yapılacak, sağlı sollu lavanta olacak buralar. Mis kokacak, mis. Burayı da Salih sürecek. Burayı da süreceksin değil mi? Aha. Burada da sürülecek. Eve işte boya yetmedi. Şurada da lavantalar var. Ekince gösteririm ama çiçek de açmış. Bakın lavantalarımız çiçek de açmış. Çok güzel gözükecekler. Şimdi Salih'le babam domatesleri falan ekiyorlar buraya. Babam da orada. Şu tarafa da biber, patlıcan, işte diğer şeyler ekilecek. Size de şey göstereyim. Ben de lavantaları ekiyordum. Göstereyim size. Çok güzel oldu ya. Bakın. Yol boyu full lavanta oldu. Çok da şık duruyor ve böyle sulandıkça kokusu geliyor insanın. Şimdi yoldaki şeyleri yolacağız. Çimenleri, otları. Burası da tertemiz olacak. Burada sürüldü. Karık da yapıldı. Salih, Erik ve Emine biber, patlıcan ekecekler. Şuraya. Şöyle oldu. Şuraya da çim ekildi. Sulandı. Şöyle bir metre kadar. Şuraya da diyorum çim ekildi diyorum. Buralar full çim oldu. Her yer. Ha? Evet, bayağı güzel oldu. Kolay gelsin. Şu an elindeki ne pidesi? Domates. Domates mi? Evet. Hemen su vermeyince boyunlarını ekmiş, büzmüşler. Şöyle. Zor ya, Allah yardımcısı olsun böyle bahçeye şey yapanların. Birazdan gideceğiz şimdi. Salih de orada artık evin içinde kalan şeyleri toparladı burayı. Şuraya boyamız yetmedi maalesef. Boyamız yetseydi çok güzel olacaktı. Ama Salih şey dedi, kireç alırım, oraya kireç süreriz ya da boya alırız tekrardan dedi. Beyaz olmasa şık, daha temiz tuttu. Öyle düşünüyorum. Artık şuraları toparlayıp çöpler falan varsa onları atacağız. Her yer çok düzenli oldu. Bakın bunu böyle yaptılar. En azından yolda düzlü ve toplu durdu. Böyle hani yolda ortaya çıktı. Şuralarına da ben lavanta ektim. Bayağı güzel oldu. Domatesler ekildi. Şöyle. Güzel oldu ya. Şimdi de ilk sularını vereceğiz. Ve daha sonra da artık çıkacağız. Şuraya kadar verdik galiba. Artık şuna verilecek. Şuralara da fasulye şeyin tohumu atıldı.
şöyle biber, işte buralara hep tohumlar atıldı açıkçası. Çilekler de otlarından az da olsa ayrıldı. Daha sonra güzel çilekler verir inşallah bunlar da haftaya kadar. Şuradaki halı çöp atılacak, oraya koymuş Tersin baba. Veya toparlandı. Her yer tertemiz oldu. Bir saatimiz aldı. Evet, biz şimdi bahçeden çıktık. Eve geldik gibi. Yani az kaldı. Eve de 2-3 dakika kaldı. Bayağı güzel bir gün geçirdik bahçede de. Şöyle yazımı taktım. Salih, ben böyle bir tane beyaz şey alsam mı ki ya? Krem, yemeni tarzı bir şey. Evet, al. Güzel oluyor tabii. Değil mi? Bir tane alayım demek. Eve geçtik. Bahçede de çok güzel zaman geçirdik. Bugün bayağı eğlenceli zaman geçirdik. Her şey evet. Bitti elhamdülillah. Bayağı bir şey yaptık ya şu an. Aynen, yaza da hazırlandık. Çimlerimizi ektik. Yarın da yağmur yağacakmış. Can, biz bir şey yapamadık. Doğru, Tersin baba yaptı. Salih'le o. Aynen. Ben sadece bir lavanta ektim. O da ben istediğim için ektim. Bir dahakine gittiğimizde artık keyif yaparız. Yani öyle bir zamanımız olacak. Artık sulama olur muhtemelen. O da biz sulamıyoruz. Hortumu atıyoruz üstüne. Kendi suluyor. Aynen. Artık keyif işi olacak birazcık. Onda yine iş bitmiyor da. Yani. Ne iş olur sence? Sulama oluyor, çapa oluyor. Ne bileyim. Ha, çapa olabilir. Ama yani gerçekten insan o toprağa basmak enerjisine çok iyi geliyormuş. Böyle ruhunu dinlendiriyor. Güzel oluyor yani. Biz de burada videoyu kapatalım artık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım daha güzel, daha farklı videolarda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.